Onurlu yaşa diyorlar ya. Limon satmak çok zor bir iş. Çok da onurlu bir iş. Öyle kolay bir işte değil. Ancak kişi ikbal uğruna gelecek kaygısıyla olmadığı biri gibi davranabiliyor zaman zaman. Sıradaki haberle devam edelim. Mehmet Ali Çelebi CHP'den ayrılmıştı. Memleket Partisi'ne geçmişti. Oradan da ayrıldı. AKP ile görüştü, anlaştığı iddia edildi bugün bağımsız vekil olarak devam ediyorum diye tweet attı. Twitter hesabında geçmişte atılmış Berkin Elvan'ı andığı tweetler de dahil 5000'e yakın tweetin yerinde olmadığı söyleniyor. Tweetler silinmiş. Onları da abinin sildiğini belirtti. 2008'de tutuklandığımdan bir sene sonra ilk duruşmaya gittiğimde Ergenekon'dan tutuklandı, yıllarca cezaevinde kaldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şahitliğinde cezaevinde evlendi. Çıktı, CHP'den milletvekili oldu. Ayrıldı, Memleket Partisi'ne geçti. Memleket Partisi'nden de istifa etti. Zafer Partisi ile görüştü, anlaştı. Ama o sırada AKP ile temas kurdu, anlaştı. Geçici iddiaları ortaya çıkınca yalanlamadı. Erdoğan olmasa hepimiz ölürdük tweetleri attı. Ama her ne olduysa en son açıklamasında kendisini bağımsız vekil olarak tanımladı. Sosyal medyasından açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim dedi. Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. PETÖ, PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun Yüce Türk Milleti. Çelebi, sorgulanması gerekenin kendisi olmadığını savundu. Silivri'de neredeysem hala oradayım dedi. AKP'ye geçeceğinin konuşulduğu anlarda Çelebi'nin sosyal medyasında da temizlik yaptığı ortaya çıkmıştı. Berkin Elvan tweetinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5000 eski tweet silinmişti. Bu konuda da açıklama yaptı Çelebi. O tweetleri kendisinin değil abinin attığını, silinenin de o olduğunu söyledi. Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim. Pek öyle olsun Teğmen Çelebi. Ee, belki pilotla dönmek mümkün değil. Ee, az kaldı hani milletvekilliği de bağımsız vekilliği de sona erecek olduktan sonra acaba siyasete nasıl devam ederim hesabımı? O bu tür hesapları yapar mıydı? Kimler kimleri şaşırtıyor? Kimler hayal kırıklığına dönüşüyor bu devirde? Çok şükür. Attığım bütün tweet'ler olduğu gibi duruyor Twitter hesabımda. Bu dahi insanın kendiyle gurur duymasına yetiyor. Bakmayın. Siz de kendinizle gurur duyun. Çok yoruldunuz, yıprandınız, hırpalandınız, işinizi kaybettiniz. Kimi özgürlüğünü kaybetti? Bedel ödeyenler oldu. Hemen herkes kendince bir bedel ödedi. Ama bildiğinden, doğru bildiğinden şaşmayanlara da bir selam gönderelim. Selam olsun. Şimdi Ankara'da Hüseyin Gazi e, Derneği'nde Hüseyin Gazi Cemevi'nde dede Hüseyin öz bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanımızın bizim yanımızda olduğunu hissetmek bizi güçlendiriyor diye. Yalnız Cemevi Derneği yöneticileri de. Sadece 4 kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yanında olacak diyor. 21 yıllık iktidarında yine bir seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kültürel etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak tanımladığı cemevlerinden birini ziyarete hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Muharrem iftarında Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyarete gidiyor. Ancak Erdoğan'ın gideceği Hüseyin Gazi Cemevi'nin yönetimi bilgimiz yok dedi. Mescittir, camidir. Burada ibadetimizi yaparız ama Cemevi'nde de Aleviler olarak gideriz, kültürel etkinliklerimizi yaparız. Cemal. Gazi Derneği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada dayatmacı ziyaretin kabul edilemez olduğu, vakıf başkanının kişisel inisiyatifle ziyareti kabul ettiği, dört yönetici dışında kimsenin katılmayacağı belirtildi. Eğer Alevilik, Hazreti Ali radıyallahu an efendimizi sevmekse benden daha Alevisi olamaz. Ama yok, Alevilik bir dilse orada Tayyip Erdoğan yok. Organizasyon İçişleri Bakanlığı'nın soylunun danışmanı ve AKP MYK üyesi Arif Ali Özzeybek planladı. Buluşmaya katılacaklar Özzeybek'in önerisiyle belirlendi. 80 Alevi dedesi, kanaat önderi akademisyen davet edildi ancak katılmayı reddedenler oldu. İbadet de tektir. Mescittir, camidir. Burada ibadetimizi yaparız ama cemevinde de Aleviler olarak gideriz kültürel etkinliklerimizi yaparız. İktidar Alevilere yeniden adım atmaya başladı. Erdoğan ilk defa bundan 15 yıl önce. 2007'de İstanbul'da Erikli Baba Cem e gitmişti. Bu yıllar sonra gerçekleşecek ikinci ziyaret olacak. <Sessizlik> devletin din alanından çekilmesi, bütün inançlara ve inansızla eşit mesafede durması gerekiyor huzuru bulabilmemiz için. Balıklı Rum Hastanesi 128 yıllık bir tarih. Geride bıraktığımız hafta yandı biliyorsunuz. Bir anda alevlere teslim oldu. Hasarın da büyük olduğu ortaya çıktı. Şimdi eski haline dönebilmesi için bu hastanenin çalışmalar devam ediyor. Hastanenin vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis yaklaşık 6 ay sürecek diyor çalışmalar için. Eski günlerine dönmek için 6 aya ihtiyaç var. Balıklı Rum Hastanesi, yaşı 128. Alevler bir anda tarihi hastanenin çatısını sardı. Gökyüzü dumanla kaplandı. Çatı ahşaptı çöktü. Hastanenin üst katları kullanılamaz hale gelirken alt katlarda tahrip oldu. <laughs> Hastalar, yaşlılar sandalyede, omuzlarda taşındı dışarı. Gel, gel, gel. Şimdi yangının izi silinsin diye çalışılıyor. Hastanede temizlik çalışmaları var. En yakın zamanda tamamlanacağını olmuyorum. 3 ay içinde de olabilir, en fazla 6 ay içinde olabilir. Yani eski günlerine kavuşacak. Hastaların durumu çok iyi. Yangının çatı izolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturuyor. Umarız bir an önce eski günlerine döner hastane. Hastane yangını ile ilgili bir başka tartışma da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla söndürüldü açıklaması. Saray sözcüsünün yaptığı bu açıklamada tepkilerin hedefinde. Osman Kavala Eski CIA mensubu Henry Barkey ile yemek yediği iddiası üzerinden casuslukla suçlanıyordu. Bakın adalet çok önemli bir ülkede. Ömür boyu hapis cezası verdiler biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörü olduğu iddia edildi. Yine Barkey ile eski CIA mensubuyla yemek yediği ne dair iddialarda buna kanıt olarak sunuldu. Ve yıllar sonra o yemeği Barkey ile Kavala'nın yemediği ortaya çıktı. Yemek yiyen gazeteci Aslı Aydın Taşbaştı. Aydın Taşbaş, "Kavala'nın bilgisi dahilinde sustum bunca yıl." dedi. "Kavala da zaten bu gerçeğin emniyet tarafından da savcılık tarafından da bilindiğini açıkladı. Savcılık bu gerçeği baştan beri biliyordu." Yaklaşık 5 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala söyledi bu sözü. Eski CIA görevlisi Henry Barkey'in 2016 yılında yemek yediği kişinin gazeteci Aslı Aydın taşbaşı olduğunun ortaya çıkması üzerine. Oysa bunca yıldır o kişinin Kavala olduğu iddia ediliyordu. Bu iddiada casusluk suçlamasının temel delili olarak gösteriliyordu. Tarih 18 Temmuz 2016. Karaköy'de bir restoran. O gece tüm müşterilerle birlikte emniyetin kayıtlarına girdi. Kim kiminle, Hangi masada yemek yedi? O gece o lokantada olanlardan biri de Osman Kavala'ydı. Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra o restorandaki ayaküstü bir merhabalaşma bir buluşmaya çevrilip darbe girişimi ve casusluk suçlamalarına zemin hazırlandı. Buluştuğu ve yemek yediği iddia edilen kişi eski CIA mensubu Henry Barkey'di. O da o gecenin müşteri listesindeydi ama yemek yediği kişi Osman Kavala değildi. Bir gazeteciydi. Aslı Aydın Taşbaş. To have a voice, Aslında savcı da biliyordu enniyette. Ancak herkes suskundu. Açıklamayı Henry Barke yıllar sonra yaptı. Sonrasında da Aslı Aydın Taşbaş Gazeteci Aslı Aydın Taşbaş isminin açıklanmasını kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıyayım diye değerlendirdi. Kavala'nın bilgisi dahilinde sustuğunu söyledi.